Sıkıntı yok abi, ben nereye gitsem lokantalar dolu, marketler dolu. Ne, bir de açlık sınırı bilmem kaç lira. Mülteciler gitmedi dedi müddetçe, bu yabancı uyruklar gitmedi müddetçe daha kötekler batarız yani. Batağa gidiyor, daha şey var mı? Biri diyor 75 lira emekli maaşı yetmiyor diyor, biraz ona göndereceğiz şimdi, hazırlık yapıyoruz. Türk İş verilerine göre Eylül ayında açlık sınırı 13.334 liraya, yoksulluk sınırı ise 43.433 liraya yükseldi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Canım kardeşim, Türk İş'i Mülk İş'i başlıyor. Hep abartma fiyatlar bunlar. Çarşı, pazar, alışveriş dolu. Böyle televizyonda İstanbul'u örnek gösteriyorlar. Ankara'yı da göstermiyor. İstanbul'u örnek gösteriyor. Pazarlar pahalı, bilmem neler. Kayseri'de hiç kimse şikayet ediyor mu? Yok. Herkes hayatından memnun. Ev kiralarından memnun. Aldığı maaşlar da yetiyor. Daha ne olacak? Yediği karnına, yemediği sırtına. Cumhurbaşkanı da iyi adam. Bir gittiğimde Cumhurbaşkanı'na halifeliğini ilan et diyeceğim bundan sonra. Gerçek diyorum yani. Ben meclis grup toplantısına katılacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, halifeliğini ilan et, artık tam zamanı diyeceğim. Sıkıntı yok abi, ben nereye gitsem lokantalar dolu, marketler dolu, pazarlar, çay ocakları dolu. Kayseri'nin neresi varsa, git nereye gidersem gidin, her taraf dolu. Bir de açlık sınırı bilmem kaç lira. Türk İş'in verilerine inanak mı? Bir. İkincisi. Şöyle bir tane bakın. Ha, bana sorarsan ben razı değilim ama şöyle bir tane bakın bakayım. Hiçbir boşta insan var mı? Hepsi arı gibi alışveriş yapıyor. Bunlar bu parayı nereden alıyor? Onu millete sorun da biz de öğrenelim. Biz de oradan alalım o parayı. Bu milletin geçimini nasıl sağladığını. Yani birileri söylese de biz de ona göre idare etsek. Elhamdülillah ben kendime göre kira vermiyorum. Ama dünya benim üstüme kurulu değil. Karşındaki insanı da düşüneceksin. Garibanı da düşüneceksin. Şimdi 7,5 lira alandan bu 100 kişi de söyledi, 1000 kişi de söyledi. 7,5 lira emekli alan, aylık emekli alan insan ne yapıyor? Onu kamuoyunun kendi görüşüne kal. 10 günde 20 gününü ek karttan, şeyden, o karttan ona, o karttan ona, hemşeriden, eşten, dosttan şey yapıyorsun. Yani emeklinin asgari ücretli 7 kat yerin altına bitti, öbürleri yükseldi. Milletvekilinin biri diyor 75 lira emekli maaşı yetmiyor diyor. Biraz ona göndereceğiz şimdi, hazırlık yapıyoruz. Mülteciler gitmedi dedi müddetçe, bu yabancı uyruklar gitmedi dedi müddetçe daha kötekler batarız yani. Batağa gidiyor, daha şey var mı? Ev kiraları bunların yüzden arttı, yabancıların bunların. 10 kişi tutuyorlar, birer milyar veriyorlar, aklına bile gelmiyor. Onlardan oluyor tabii. Bunlar gitse de bak ben ökonomide düzelir, her şey düzelir. Bir giyinilirik. Ben senin evine varsam 10 kişiyle daha mı rahat geçinin, yoksa bir hanımdan yengenin daha mı rahat olur? Ben sana soruyorum. Biz çocuğum futbol aşığı. Bundan dolayı da çok istiyor, forma istiyor. Önceden hep orijinal forma alıyorduk. Şimdi ise yine forma aldık ama kapalı çarşıdan çakma aldık. Ekonomimiz şu anda bu durumda. Oy verenler düşünsün. Onlar kuru, biz yaşız. Kurunun yanında yaşta yanıyor. Şu anki geçim durumumuz bir hayli kötü. Geçinemiyoruz. Artık yiyecekten, içecekten, giyecekten, her şeyden kısmaya başladık. Keşke böyle olmasaydı. Bayağı kötü. Ben emekliyim. 7500 lira maaş alıyorum. Bunun nasıl arada fark nasıl olacak? Piyasa ona göre ayarlanmış. Bir peynir alsan 200 lira. Bir şey alayım desin 400 lira et. Benim 7,5 liranın nasıl fark edecek? Geçim durumu nasıl abi? Ben herkes benim gibi yani. Emeklilerin herkes benim gibi. Hani vereceğiydi, zam vereceğiydi. Şey vereceğiydi. Yine yılbaşına kaldı yani. Yılbaşını mı beklemek zorundayız yani? Yılbaşında da bir şey olacak, veremeyecek. Ev kiraları çıkmış. 7,5-8 lira olmuş. Bu ne olacak yani? Elektrik var, suyu var, şeyi var. Bunun bir de ne bileyim, bir yeni gelen bir memur şeye girdi mi ki asgari ücret aldığını farz et. Ankara, İstanbul gibi olunca ne olacak? 14 bin lira zaten kira. 10 lira zaten kira. Maaşa mı verirsin, şeye mi verirsin? Ya da gitmesin mi? İşe gitmesin mi yani oraya? Bunu devlet bir an önce ne gerekiyorsa yapması lazım. Bir de işsiz de çok. Haddinden fazla işsiz var.
Adam yüksek okul mezunu, işsiz ya. Gidiyor, nereye giderse gitsin, adam asgari ücret veririk diyor. Adamın 8 saat boş ver, 16 saat çalıştırmaya bakıyor. 12 saat çalıştırmaya bakıyor. Cumartesi dahi çalıştırmaya bakıyor yani. Nasıl olacak bu durum? Devletin seçim değil, seçimden önce bu durumlara bakması lazım. Emeklimizin en iyisi 11 bin lira para alıyor. İşçimizin en iyisi 11 bin 500 lira asgari ücret maaş alıyor. Dediğiniz açlık sınırlarını bakıyorum. Bunun ikisinden de üstünde. Bunların hiçbiri isyan etmiyor. Hiç halinden memnuniyetsizlik göstermiyorlar. Hiçbiri toplumun hiçbir yerinde de yürümüyorlar. Bakıyorum kalenin etrafında bak buralarda hep yürüyorlar. Demek ki toplum halinden memnun. Bunu görmek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Eğer dedikleriniz doğru olsaydı, ben doğru olduğu kanaatindeyim. Doğru olsaydı yani bunların isyan etmesi gerekirdi. Hiç de isyan eden yok toplumumuzda. Kabul halindeler değil mi? Dediğin sınırlarda olsaydık bizim isyan etmemiz gerekiyordu. Biz hiç isyan etmiyoruz. Halimizden memnunuz yani. Bu veri bir defa yanlış. Çünkü niye yanlış diyeceksiniz? Türk İş bunu söyleyerek devlete maaşlara zam dayatmasında bulunuyor. Maaşa zam dayatmasında devlet maaşa zam vermek zorunda kalıyor. Zam verildiğinde aradaki zam farkı ise ne oluyor? Örneğin devlet %35 zam veriyor. Bu ürünlere %116 olarak en az %116 olarak yansıyor. Ne oldu? %35'i çıktığımızda geriye yaklaşık %80 gibi bir zam oranı var fazlalık olarak. Bunu örüyor, şeyi yapıyor, alım gücünü düşürüyor. Bu kimin işine yarıyor? Patronun işine yarıyor. Yani patronun karı artarken maaşına zam alan kişinin bir önceki maaşta aldıkları ihtiyaçlarını alamaz hale, daha az alır hale geliyor. Türk İş bunu niçin yapıyor? Sendikalar bunu niçin yapıyor? Kasıtlı yapıyor. Çünkü kasıtlı yapmalarındaki ana sebep ne? Enflasyonun artması, patronun karının artması. Bundan da kim besleniyor? %15'lik kesim besleniyor. Eğer biri çıkar da derse ki maaşlara zamma hayır, mevcut maaşıma göre alım gücünün yükseltilmesini istiyorum derse o zaman enflasyon düşer. Ne olacak o zaman? Örnek, kaç lira alıyordunuz? 8500 lira maaş alıyordunuz. Peki kaç tane ekmek alıyordunuz? 3090 tane. Maaşa zam istendi, Türk İş zam istedi. Ne oldu? 11.402 lira. Peki kaç ekmek alıyorsunuz? 3040 ekmek alıyorsunuz. 3090 ekmekten 3040'a çıktığınızda ne oluyor? Bir önceki yani eski maaşınızda aldığınız ekmek sayısından 50 tane daha eksik alıyorsunuz. Yeni maaşınızda. Bu kimin işine yaradı? Kimin işine yaradı? Patronun işine yaradı. Kimin zararını oldu? Maaşına zam alan kişinin oldu. Artık bunun değişmesi lazım. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu düzelmez. Bunların aslı yok. Onlar eskileri yaşamamış ki yeniyle kıyaslıyorlar. Eskiyi yaşasınlar, varlığı yokluğu görsünler, ondan sonra konuşsunlar. Babalarının kesesinden konuşuyorlar. Haydi iyi günler.